İstanbul'da herkesin ortasında güpegündüz bir çocuk kaçırma girişimi yaşandı. 7 yaşındaki Mert Ege sokakta oyun oynarken zorla alıkondu. Durumu gören esnaf önce kaçıran kişiyi babası sandı ama imdat çığlıkları bitmek bilmeyince duruma müdahale etti. Bakın o anlarda ve sonrasında neler yaşandı. Gözüküyor. Burada kaçırdığı gözüküyor. Kaçırmaya çalıştığı daha doğrusu gözüküyor. Sırtını alınca çocuk bağırmış, vurmaya başlamış adamı, beni kaçırıyorlar diye. Şu anda hamlesini yaptı, çocuğu sırtına almaya çalışıyor. Çok korkunç bir şey, sabaha kadar uyumadı. Aniden diyor tuttu beni diyor, sırtına attı diyor. 7 yaşındaki Mert Ege'yi sırtına alıp kaçırmak istedi. Üstelik güpegündüz ve herkesin içinde talihsiz çocuğu imdat çığlığı kurtardı. Evet, burada gözüküyor. Burada kaçırdığı gözüküyor. Kaçırmaya çalıştığı daha doğrusu gözüküyor. Çocuk imdat, bizi kaçırıyorlar deyince çocukları bırakıyor, kaçmaya çalışıyor. O dehşet anları İstanbul Fatih'te işte bu çeşmenin hemen yanı başında yaşandı. Dün öğle saatleriydi. 37 yaşındaki adam işte buraya geldi. 7 yaşında bir erkek çocuğuyla 5 yaşında bir kız çocuğu o esnada burada oyun oynuyordu. Ve 7 yaşındaki erkek çocuğuna yöneldi. Onu sırtına alıp buradan götürmeye kalktı. Mert Ege kaçırılmaya çalışırken yanından geçenler önce olayı anlamaya çalıştı. Kimsenin aklına 7 yaşındaki çocuğun kaçırıldığı gelmedi. Hatta herkes o sapı babası sandı. Evet, kaçırmaya çalıştığı gözüküyor burada, net. Esnaf zannetmiş ki babası hani eve götürüyor. O adam zorla 7 yaşındaki o erkek çocuğunu sırtına aldı ama o çocuk bir şekilde tekme atarak sırtından indi. Adam peşlerini bırakmadı. Bu kez 7 yaşındaki o erkek çocuğuyla 5 yaşındaki kız çocuğunu zorla buradan götürmeye kalkıştı. O esnada yoldan geçenler durumu fark etti ve olaya müdahale etti. Mert Ege'yi kaçırmaya çalışan 37 yaşındaki Türkmen uyruklu bir adamdı. Esnaftan kaçamadı. Polis gelene kadar da dayak yedi. O gözaltına alınırken talihsiz çocuklar da koşa koşa ailesinin yanına gitti. Kötü niyetli birisi bu. Çocuklarla, tanımadığın çocuklarla nasıl oynar? Hiçbir şey anlatmıyor. Sadece çok korktum diyor. Şey diyor, hiçbir şey söylemedi bize diyor. 7 yaşındaki Mert dün yaşadığı o dehşetin ardından gece uyuyamadı ve bugün sabah saatlerinde pedagog eşliğinde polise ifade vermeye gitti. O zanlıya gelince çocuğu kaçırmak gibi bir niyetinin olmadığını söyledi. Ardından da adliye sevk edildi. Şey, ben onlarla oyun oynamak istedim. Onlar beni yanlış anladı. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Yaşanan bu olay sonrası mahalleli diken üstünde, olayın failinin de gerekli cezayı almasını istiyor. Burada kaçırdı.